TKS 2024 için videolarımıza sonunda devam ediyoruz. Sonuçları beklerken en azından bu tarz videolarla yolunuzu çizmenizi sağlıyoruz. Bugün ne yapacağım? Biraz formatı değiştiriyorum. Soru cevap yapacağım. Öğrencilerimden gelen sorulara bakıyorum. Nerede hocam? Instagram kısmında. Dün gece bir soru cevap yaptım. Hepsini cevaplayamadım ama hikayelere de cevaplayabildiklerimi koydum. TikTok profili Instagram silgesinden takip edebilirsiniz. YouTube mecrasından izliyorsanız da Instagram YKS Megaders olarak ulaşabilirsiniz. Güzel sorular gelmiş. Ben de işlerinden biraz da eğlenceli sorularda seçtim. Sınavda sizi, tercih döneminde sizi yönlendirecek sorularda seçmeye çalıştım. Görkem'le başlıyorum. Görkem benim ayrıca özel koşulunda olan bir öğrencim. Çok sevdiğim bir öğrencim. Hocam iyi bir üniversite mi, iyi bir bölüm mü sorusuyla başlamış. Çok güzel bir soruyla giriş yapıyoruz. Tercih döneminde bu soru çok gelecek biliyorum. Ben de önden bir önemimi alayım. Videoyla anlatmış olayım. Ben bunda bölümden yanayım. Çünkü üniversite ne kadar iyi olursa olsun bölüme ilgin yoksa okurken çok zorlanırsın. Bu sebepten dolayı önce bölüm, yanına da bir iyi üniversite koyarsan tadından yenmez. Ama bence 40 yıl yapacağınız mesleği seçtiğiniz için bence bölüm bir tık daha bana tercih döneminde önde geliyor gibi duruyor. İlayda'nın sorusuyla devam edelim. Hocam hukuk herhangi bir şehirde gelirse gidilir mi demiş. Bazı bölümler vardır herhangi bir şehirde gelirse kesinlikle gidilir. Ülkemizin 81 ili sayısızca ilçesi gerçekten çok güzeldir. Bence hukuk fakültesi de rahatlıkla okunabilir. Gönül ister tabii ki de gerçekçi olalım İzmir, Ankara, İstanbul yazmak. Gelmiyorsa ama hukuk kesinlikle o bölüm için, o bazı bölümler için gidilir var ya, işte o kesinlikle her yerde okunur diyorum. İlaydacığım güzel soru. Büşra'nın sorusuna bakalım. Hocam sözel sıralamalar nasıl olur? Vay, sıkıştırma sorusu olmuş. Geçen seneden daha iyi gelmeli Büşra'cığım. Açıkçası şunu söylemek istiyorum. TYT evet geçen sene göre daha zordu. AYT SOS 2 bence geçen sene göre daha zordu. Netlerinizde düşüşlükler az da olsa hissediyorum sözel kısmında. Evet, denemelerine yakın yapanlar da var ama düşenler de hem TYT kısmında hem AYT kısmında var. Bence sıralamalar 2023'e göre sözel kısmında daha iyi gelecektir. Veriler inşallah bu şekilde. İnşallah yanılmayız Büşra'cığım. SDF'e bakalım. A, B, C planı derken hocam BC planı olarak başka bölümler mi diyorsunuz? Evet tam da bunu söylüyorum. Eğer sana örnek veriyorum. Hukuk fakültesi istiyorsan 52 bin sen sadece kapatmayla mı bitireceksin? Güvenecek misin? Güvenemezsin. Mezuna kalmayı düşünmüyorsan PDR psikoloji arkaya yazmak zorundasın. Bunu alt tıp fakültesi, bunu alt sözelde Türkçe öğretmenliği için kullan. Yani bunu demek istiyorum. Mutlaka mezunluk düşünmüyorsanız A, B, C planlarınız kesinlikle hazır olmalı. Emre demiş ki hocam düşük netlerle iyi bölüm önerir misiniz? Ne kadar düşük ama bu da önemli. Ucu açık bir soru. Ama şöyle yardımcı olayım. Örnek veriyorum sağlık bölümlerinin kapatmalarını kadar yazabilirsin 1 milyoncuysan. Tıbbi sekreterlik, radyoloji, ameliyathane hizmetleri, tıbbi görüntüleme yani var da var tercih koştuğunda hep her gün konuşuyoruz. Bence yazılabilir. Ama hocam o kadar da düşük değilim diyorsan da mesela 600 binlerde anestezi var. İşte 1 milyon daha fazla yukarısında çocuk gelişimi yazılabilir. Fizyo yazılabilir. Yani bunlar mutlaka yer alabilir bölümlerdir ve iş imkanı da sivil hava aklıma gelen hızlıca. Bence bunları bir araştırmanı öneririm. Var. İlgi çekici turizm bölümü var mesela. Bence yazılabilirdir. Sena demiş ki TikTok'ta yayın isteriz demiş. Teşekkür ederim Sena. İnşallah çok yakında TikTok'ta canlı yayına devam edeceğiz. Beren demiş ki öncelikle nasılsınız? Excel tahminleri ne zaman olur? YouTube tarafını soruyorsun. Bu sene boşlukta beklediğimden de fazla talep olduğu için çok çalışıyorum. Yani şu videoyu çekerek dinleniyorum emin ol Beren'cim. Ama YouTube'a bir gece ansızın gelmek istiyoruz Gamze hocanızla beraber. Şu Excel tablomuzu orada bir iki videoluk da olsa değerlendirmek istiyorum. Bir gece ansızın gelebiliriz diyorum. Mustafa demiş ki hocam OBP etkisi ne kadar olur demiş. Güzel soru. Bir örnek vermiştim. 120 bin düşük netlerle kazanılabilen bir örnek vermiştim. 63 OBP'ydi. Ham'da 120 bin küsün yerleştirmede 150 bindi. Yani OBP 63 olduğu takdirde 30 geriye atmış. Eğer OBP 90 üzeri olsaydı 31 öne atabilirdi. Yani OBP yığılmalarda çok etkilidir. Bu 1 milyonlara çıkarsam 100-150 bin kadar fark ediyor OBP. Yani makas açıldıkça, sıralama geriye gittikçe OBP makası da açılır. Unutma Mustafa güzel yere değindi. Erol demiş ki ilahiyat herhangi bir yerde okunur mu? İlahiyat iş imkanı günümüz Türkiye'sinde evet var ama İyi bir üniversiteyle birleştirirsen çok daha iyi olur. Ama ilahiyat, hocam buraya yetiyor sıralamam diyorsan da kesinlikle yazılabilir bence. Son soruda işimden gelsin mi? Sanki ismini görmeyecekmişim gibi zannettim. Şurada hocam hukuk, bir de hocam yazmış. Kaçla kapatır yazmış. Kendisi matematik öğretmenidir. Bu sene hukuk fakültesi istiyor. Netleri Yalova hukuk için yetiyor. Seni de Excel tablosuna göre Yalova hukuka uğurladık zaten. Şimdiden kutluyorum seni. Güzel bir video oldu. Eğlenceli de yapmaya çalıştım. 10 tane soru cevap yaptım. Bunu devam edelim. Bence gayet de güzel oldu. İşin Instagram tarafından mutlaka takip edin. Kolay